Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim ıslak kurabiye. Küçük bir tencerenin içerisine bir su bardağı toz şeker ve bir su bardağı suyu alarak karıştırıyorum. Ocağın üzerinde şeker erine kadar karıştırarak kaynatıyorum. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve kenarda soğumaya bırakın. Brownie tadında oldukça lezzetli bir kurabiye oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Ardından yoğurma kabı içerisine 125 gram tereyağı veya margarin, bir adet yumurta, bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, bir paket kavurma tozu ve bir paket vanilya alarak karıştırıyorum. Yerken sayısını unutacağınız harika bir kurabiye oluyor. Mutlaka sizler deneyin ve yorum kısmında belirtin. Unumu yavaş yavaş ve kontrol ekleyeceğim. Bu tarif için toplamda 3-3,5 su bardağı un kullanıyorum. Unun kalitesine göre miktar değişir arkadaşlar. Hamuru ilk olarak bu şekilde toparlıyorum ve daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir yorum emoji bırakmayı unutma. Sizler kanalımı hangi ülke ve şehirden izliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Merak ediyorum. Kanalımda birbirinden kolay ve pratik tarifleri bulabilirsin. Bunun için abone olmayı, videomu sonuna kadar izlemeyi unutma. Görmüş olduğunuz gibi hamur kıvamına gelmeye başlıyor. Ben 3 su bardağı un ekledim. 3'ten sonra kontrol ekleyin. Kıvamı bu şekilde. Ne çok sert ne çok yumuşak olacak. Tepsime yağlı kağıdımı serdim ve yumurtadan biraz ufak parça kopartıyorum. Bu şekilde elimle yuvarlıyorum. Tepsime diziyorum. Islak kurabiye brown lezzetinde harika bir tarif oluyor arkadaşlar. Kesinlikle siz de denemelisiniz. İlk olarak hazırladığımız şerbette lezzetine lezzet katıyor. Hepsini aynı şekilde tamamlıyorum ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ortalama 15-20 dakika pişirmeye gönderiyorum. Fırının birinci rafında pişirin. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirin ve şerbeti batırıp servis tabağı içerisine alın. Üzeri ve altı bu şekilde arkadaşlar. Şerbette ortalama 10-15 Eğer daha saniye ıslak bir beklemesi kurabiye yeterli seviyorsan, olacaktır. Servisten 10-15 dakika önce bu şekilde şerbete batırabilirsin. Sırayla hepsini şerbete batırıyorum ve servis tabağı içerisine alıyorum. Üzerine isterseniz Antep fıstığı veya Hindistan ceviziyle servis yapabilirsiniz. Sade de tercih edebilirsiniz. Ağzı dağılan harika bir kurabiye oluyor. Lütfen siz de deneyin. İnanın herkes sizden tarif istiyor. Hızlı bir şekilde kanalları da tamamlıyorum ve sizlere dokusunu göstermek istiyorum. İçi ıslak harika bir kurabiye oldu. Mutlaka sizler de deneyin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.